Hafta içinde hepinizin malumu Beşiktaş'ta ki yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek. Hoca, Sergen Hoca ayrıldı ve en kısa zamanda yeni hocayla anlaşacağız dedi Beşiktaş yönetimi. Derbiye yetiştirmeye çalışacaklarını söylediler. Gelişmeler nedir? Neler oluyor, neler yaşanıyor? Çünkü ilk etapta yabancı teknik adamların isimleri gündeme gelmişti ama galiba rüzgar biraz dönmüş. Bakalım Sercan Dikme şu anda hazır mı Sercan? Peki Sercan attığımızda en son bilgileri, sıcak bilgileri sevgili Sercan'dan isteyelim biz. Duyabiliyor musun beni Sercan? İyi yayınlar Ender Bilgi. Teşekkürler. Top sende Sercan. Ben dedim ki önce yabancılar evet. Gündeme geldi. Şimdi biraz rüzgar döndü. Öyle mi? Nedir detaylar? 11 Aralık 22.37 itibariyle Ender Bilgin. Biraz daha yerli o teknik adamlar ön sırada. Ama bundan 24 saat önce bambaşka bir durumdan bahsediyorduk. Beşiktaş'ta hem Sayın Başkan Ahmet Durçebi hem Ceyhun Kazancı, Sergen Hoca ayrıldıktan sonra yabancı teknik direktörlerle görüştü. Daniel Farke ile neredeyse anlaşma noktasına gelindi ama 1,5 yıllık kontrat teklif edildikten sonra Daniel Farke'nin ben menajeriyle de konuşma fırsatı buldum. Görüşmeler olumlu gidiyordu, güzel gidiyordu ama yanlış zamanlama yorumunu yaptı menajeri. Olmadı o iş, tamamen kapandı. Aslında her geçen gün Ender Bilgin, Beşiktaş'ların zihninde canlanması için bu cümleyi kullanacağım. Her geçen gün Beşiktaş'ın bir teknik direktörü belli değilse Beşiktaş halen bir yabancı hocanın peşindedir demek oluyor. Çünkü yerli teknik adamlar arasında 1-2-3 diye söyleyeceğim ama lütfen sıralama olarak kabul etmeyin bunu. Hatta alfabetik sıra olarak söyleyebilirim. 3 tane aday var. Okan Buruk, yerliler içinde. Okan Buruk, Rıza Çalınbay, Şenol Güneş. Ben bugün Okan Hoca ile konuştum. Okan Hoca Beşiktaş'ta herhangi bir görüşme yapmadığını ifade etti. Okan Hoca mevzusunu açayım. Sizler ve televizyonda birçok kez konuşuldu. Okan Hoca'nın özel bir durumu var. Allah kimsenin başına vermesin. Ender Bilgin. Evet, evet. O problem aşılmış. Bildiğiniz gibi hoca çok biraz güzel, uzak kalmıştı. Çok evet, iyi haber aşılmış. Bu ya. Evet, o durum aşılmış. Hoca büyük geçmiş olsun diye futbola vermiş Okan Hoca. Allah kimseye yaşatmasın, geçmiş olsun amin, tekrardan. Amin, amin. O problem aşılmış. Okan Hoca bir takım çalıştırmak istiyor mu? İstiyor. Beşiktaş yönetiminden teyit ettirdin mi Okan Hoca ile ilgili planları var mı? Var. Bu Okan Hoca kısmı. Şenol Güneş'le direkt değil, Şenol Güneş'in yanında bulunan isimlerle konuştum. Hoca Trabzon'da. Beşiktaş teklif etmesi durumunda, teklifte bulunması durumunda. Şenol Hoca Beşiktaş'a gelir mi? Gelir. Ama herhangi bir görüşme olmadı. Bir parantez daha açayım. Şenol Güneş pazartesi akşamı veya salı sabahı İstanbul'a gelecek. Pazartesi Anladım. Akşamı veya salı günü İstanbul'a gelecek. Rıza Çalınbay dedin, Sivas'ı çalıştırıyor. Son olarak Rıza Çalınbay. Şenol Hoca'nın ahbaplık ettiği, çok düzeltiyorum, Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin ahbaplık ettiği, dostlukları olan, Beşiktaş camiasında çok sevilen bir isim. Şu an çok fazla speküle edildi. Kontratında Beşiktaş'tan teklif alması durumunda boşta kalır mı, ayrılır mı? Yazılı bir durum yok ama Rıza'cı bunu konuşmuş en başta Sivas Spor Kulübü ile. Yazılı bir durum yok ama konuşmuş. Teklif yok. Hatta Ender Bilgin durumun ciddiyetini şöyle söyleyeyim. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin kafasında bulunan isimlerden biri Okan Hoca, Şenol Hoca ve Rıza Hoca ama Rıza Hoca'nın yardımcısı Bülent Hoca'nın şu an Sivas Spor'da. Dün annesi vefat etti. Merhumenin mekanı cennet olsun. İstanbul'a geldi Bülent Hoca. Yardımcısı yıllardır. Rıza Çalınbay herhangi bir dedikoduya yol açmamak için İstanbul'a geldi denilmesin diye önemli bir Galatasaray maçı öncesi İstanbul'a dahi gelmedi. Ama bana soruyorsanız Sayın Başkan Ahmet Durçebi Rıza Hoca'yı arayıp Beşiktaş'a gelmesini isterse gelir mi? Gelir. Ama halen Beşiktaş kulübü bu üç isimle de bir bağlantı kurmadı. Peki şimdi Sercan, ne olacak? Şimdi, Sercan sen diyorsun ki hala bekleniyorsa gündemde bir yabancı isim vardır. Bu Rus basınında eski milli takımın hocası Çerçesov'un, Stanislav Çerçesov'un ismi falan geçiyor.
Beşiktaş'la ilgili? Var mı öyle bir şey? Var, var. Ciddiyetiyle ilgili çok ciddi anlaşma noktasına geldi. Beşiktaş'ın bir numarası diyemem ama Çerçesov Beşiktaş'ın görüştüğü, Beşiktaşlı futbolda yetkili olan isimlerin görüştüğü bir isim. Anladım. Ama bence bunlar basına çıkan isimler. Bence halen biz Beşiktaş muhabirlerinin öğrenemediği yabancı adaylar da vardır. Ancak Çerçesov, Sayın Başkan Ahmet Durçevi'nin de beğendiği bir teknik adam. Beşiktaş'ta futbolda yetkili olan isimlerin de görüştüğü bir teknik adam. Ama halen bir aday var ve bizim öğrenemediğimiz. Peki senin düşüncen yerli mi yabancı mı olacak? Senin Ender düşüncen. Ender Bilgin. Ya da bütçe şu an Beşiktaş'ta çok az seviyede. Sayın Başkan'ın yanında bulunan isimler ikiye bölünmüş durumda. Yerli olsun diyenler var, yabancı olsun diyenler var. Sanki işin sonunda Sayın Başkan Ahmet Durçevi ne derse olacak gibi. Sadece zaten his, öyle canım. Evet, sadece his bu. Sanki pazartesi, salı günü yerli teknik adamla ilgili bir haber yapacağız gibi duruyor. Sadece şimdilik bunu söyleyeyim. Peki yeni hoca derbide takımın başında olur mu? Yoksa tribünden mi takip eder? Kulüp yetkililerinin söylediği bizim amacımız, hedefimiz Fenerbahçe derbisinde, Kadıköy'de sağ kenarında yeni teknik direktörün bulunması. Anladım. Sayın Başkan Ahmet Durçevi de bunu ifade ediyor. Kulüp profesyonelleri de bunu ifade ediyor. Peki, derbiye yeni teknik direktörü çıkartmak istiyoruz diyor. Peki, ama burada halen Ender Bilgin, çok özür dilerim. Bence burada halen muallak olan durumun sebebi şu. Beşiktaş kulübü yetkilileri yerli bir teknik adam mı olsun, yabancı bir teknik adam mı olsun bizim yeni teknik direktörümüz, bu konunun kararını verebilmiş değiller. Peki 30 saniye kaldı, reklama gideceğim. Performansı seçeceğiz de dönüşte devam edeceğiz. Kadroya ilişkin, yarına ilişkin bir şey var mı? Radikal değişiklikler var. Serdar'ın, genç stoperin, Serdar Saatçı'nın ilk 11'de olmasını bekliyorum. Orta alanda bir değişiklik olmayacaktır. Rıdvan'ın da, Önder Karaveli hocanın Rıdvan'ı da oynatacağını düşünüyorum. Geri kalan noktalar zaten aynı olacaktır. Peki, teşekkürler Sercan Dikme.